YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde canınız kısır çektiğinde hemen hazırlayabileceğiniz az ölçülü ama çok lezzetli kısır tarifim var. Buyurun yapımına gelelim. 1 su bardağı ince çiğ köftelik bulguru yoğurma kabımın içine alıyorum. Aynı bardağın ölçüsüyle 2 bardak eksik kaynar su ekledim. Güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine bir kapak kapatacağım ve kabarmasını bekleyeceğim. Bulgur kabarırken ben de 2 yemek kaşığı kadar Urfa isotunu bir kaseye aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kaynar su ekledim ve kabarmasını bekliyorum. Bu arada bulgur da kabardı. Ben de o arada yeşilliklerini hazırladım. Şimdi üzerine 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Yeşillik olarak 3 dal yeşil soğan, 2 yaprak marul, yarım demetten daha az maydanoz, şöyle bir tutam kadar da taze naneyi ince ince kıymaya çalıştım. Burada yeni bahar, pul biber, kuru nane, tuz, kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığından daha az karışık biber salçası ve domates salçası karışık, onu ekledim. Kabarmış olan Urfa isotunu da üzerine ekledim. 3-4 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ben az ölçülü yaptım. Siz dilerseniz malzeme miktarını arttırarak devam edebilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. İnsanları sadece tatlı krizi değil, bazen de böyle kısır krizi tutabiliyor. Eğer evde de yalnızsanız hemen az ölçülü bu şekilde yapabilirsiniz. Kısırı kim sevmez ki? Herkes eminim çok seviyor. Bu şekilde çiğ köfte lezzetinde şahane oluyor. Tadına baktım. Gerçekten süper olmuş. Şimdi üzerine bir adet limonu sıkıyorum. Ortadan ikiye böldüm. Dilerseniz limonu böyle 3-4 parçaya bölüp o şekilde de yoğurabilirsiniz. Limonun kabuğunun aroması da çok güzel lezzet veriyor kısıra veya çiğ köfteye. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben bugün o şekilde yapmadım. İçine düşen limonun çekirdeklerini çıkardıktan sonra güzelce yoğurdum bu şekilde. Yeşil soğan kullandığım için içine kuru soğan kullanmadım. Evet, kıvamını bulmuş, görüyorsunuz. Şimdi artık biraz daha karıştırdıktan sonra üzerine yeşilliklerini ekleyebilirsiniz. İçinden iri parçalar olanları çıkaralım. Daha sonra güzelce elimizle karıştıralım. Artık daha fazla yeşilliklerini ezmeden, dilerseniz de daha da yoğurabilirsiniz. Bazıları böyle içinde yeşilliklerini diri seviyor. Bazıları da hani böyle daha da güzel yoğurmak istiyor. Orası size bağlı. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı da nar ekşisi. Gerçekten muhteşem oldu. Evet, artık hazırdır. Yanına da turşu, bol köpüklü ayran veyahut da çayla beraber tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kısır tarifi oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. Tadına bakıyorum. Gerçekten tadı da şahane. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.